Atatürk Barajı'ndan 221 kilometre yol alarak Mardin Ovası'na ulaşan kanal projesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Bu projeyle birlikte adeta Mardin'e dünyanın en büyük nehri geldi. Ama görüyorum ki bu muhteşem proje basında hak ettiği değeri görmüyor. O sebeple bu haftaki yazımı ülkedeki tüm polemikleri bir kenara bırakarak bu projeyi ayırdım. Dünya ciddi bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya. Avrupa Birliği, Gıda Tarım Örgütü ve Dünya Gıda Programı tarafından ortaklaşa hazırlanan rapor, 2019 yılına oranla geçen yıl dünyada gıda kıtlığı çekenlerin sayısının 20 milyon arttığını gösterdi. Savaşlar, COVID-19 salgını ile bağlantılı ekonomik krizler ve küresel ısınma ile bağlantılı gelişmeler, 20 milyon insanın daha akut gıda güvensizliği yaşamasındaki en önemli nedenler olarak gösteriliyor. Durum böyleyken Mardin Ovası'nı suya kavuşturup 1 milyondan fazla dekar tarım arazisinin sulanmasının ülkemize nasıl bir katkı sağlayacağını düşünmek zor olmasa gerek. Bölgede tarımla uğraşan binlerce çiftçinin ürün yelpazesi genişledi ve rekolte ciddi oranda arttı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgeye sağlayacağı bir diğer katkı ise tabii ki istihdam oldu. Projeyle birlikte 35 bin kişiye iş olanağı sağlanmış oldu. İlerleyen yıllarda istihdamın 100 bin kişiye kadar çıkması bekleniyor. Çevremizde kimle ülkenin ahvalini konuşmaya kalksak laf dönüp dolaşıp Türkiye'nin jeopolitik önemi, verimli arazileri ve iklim çeşitliliğine geliyor. Cümleler hep aynı. Bu ülke cennet ama biz buğdayı bile dışarıdan alıyoruz. Hepimiz muhakkak bu tartışmanın içine öyle veya böyle girmişizdir. Projeyle Mardin Ovası ülkemizin hububat ve bakliyat ihtiyacının en az %35'ini karşılayacak duruma gelecek. Ve inşallah bir daha hiçbir mecliste bu cümle kullanılmayacak. Peki bu muhteşem proje ne aşamada ve ülke ekonomisine bizim bilmediğimiz başka ne gibi katkıları olacak? Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Küresel İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, projeye dair şu önemli bilgileri benimle paylaştı. Ülkemizde suyun iletişimi, yani suyun kaynağından alınıp ihtiyaç duyulan yerlere aktarılması için dev kanallar ve tüneller inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Şanlıurfa Harran sulamaları kapsamında 2009 yılında işletmeye açılan Yukarı Harran Ovası sulaması ana kanalı, Kral Kızı Dicle sulamaları kapsamındaki ana kanallar, Aşağı Fırat 2. merhale projesi kapsamındaki Aşağı Mardin ana kanalı gibi dev su yapıları tamamlanarak hizmete sunuldu. Şanlıurfa Mardin ana kanalı adeta bir suni nehir gibidir. 221 kilometre uzunluğundaki ana kanalın debisi 200 metreküp olup Kızılırmak Nehri'nin Mart ayı debisine eşittir. Bu kanal 161 kilometrelik Süveyş kanalından daha uzundur. Proje ile 35 bin kişiye istihdam ve ekonomiye 60 milyon lira katkı sağlanacak. Takriben 2 milyar TL'ye mal olan bu proje ile Mardin ve Şanlıurfa'da geniş mümbit topraklar sulanacak. Mardin tarafında toplam 1 milyon 300 bin dekar arazi bu ana kanal sayesinde sulanacak. 135 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip bu önemli tesisin inşaatı devam ediyor. Mardin ana kanalıyla getirdiğimiz suyu Mardin depolamasında depolayarak 834.380 dekar arazi berekete kavuşacak. Bu iki muazzam tesis aracılığıyla sağlanan sular çalışmaları değişik safhalarda devam eden sulama tesisleriyle arazileri sulayacak. Sulama tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte Mardin'de zirai üretim artacak, vatandaşlarımızın gelir seviyesi yükselecek, bölge refaha kavuşacaktır. Sulama yapılan alanlarda 3 ila 14 misli ürün artışı olmaktadır. Arazilerin sulanmasıyla birlikte Mardinli kardeşlerimize yeni istihdam imkanları da doğacaktır. Sayın Eroğlu'na Afyonkarahisar'daki yoğun programına rağmen vakit ayırıp bu değerli bilgileri paylaştığı için teşekkür ediyorum. 10 bin yıl önce Mezopotamya'da yerleşik hayata geçen Ademoğlu, suyu kontrol etmeyi öğrendi ve hayatta kalmayı başardı. Bugün o topraklar aradan geçen binlerce yıl sonra yeniden suya kavuştu. Değerli dostlar, bir gün olur da Mezopotamya'ya yolunuz düşerse gururla o uçsuz bucaksız ovalara bakın. Yıllarca sarı tonda renklerin hakim olduğu o çorak toprakların nasıl yeşillendiğini fark edeceksiniz. Bir Mardinli olarak bu muazzam projede emeği geçenlerin ellerinden öpüyorum.